Orhan Kemal'le Bir futbolcunun ayağı burkulmaya görsün. Gazeteler uzun uzun birbirleriyle yarışırcasına futbolcudan söz ederler. Fakat gazetelerde yıllarca romanları tefrika edilmiş, oyunları oynanmış, kitaplara kitaplıkları doldurmuş bir yazar. Gençliğinde futbolcu da olsa ağır hastalıklara yakalanır. Yurt içinde ve yurt dışında ameliyat ve tedaviler görür, gazeteler es geçer. Orhan Kemal iki yıldır hastadır. Eril ufaklı 7-8 kez ameliyat oldu. Fikret, Otyam'ın Cumhuriyet'e verdiği kısa haberler olmasaydı ne okurların ne de yazar çizerlerin bir bölüğünün haberi olurdu. Nurer Uğurlu'nun dağıtım evinde otururken Orhan Kemal de çıka geldi. 6 yıl önce ilk gördüğümdeki durumundan pek farklı değildi. Olsa olsa saçlarına düşen ak sayısı biraz çoğalmıştı. Beni unutmamıştı. Oysa Varlık Dergisi Yönetim Evi'nde Sayın Yaşar Nabi tanıştırdığında ancak 10 dakika kadar beraber olabilmiştik. Ayrılırken de elindeki kanlı toprakları bana imzalamıştı. İkindi üzeri İkbal Kahvesi'nde görüşmek üzere sözleştiğimiz halde acele olarak Ankara'ya döndüğüm için görüşememiştik. 6 yıl sonra İkbal'de değil ama... İkbal halıcı dükkanı oldu. Divan yolundaki şehir kıraathanesine oturduk. Önce kahvelerimizi sonra çaylarımızı içerek çeşitli konularda konuşmaya başladık. Benim sorduğum sorulardan ve aldığım cevaplardan kimileri aşağıda. Sağlık durumunuz ne alemde? Hastalım kalp idi. Hafif bir enfaktüs geçirmiştim hastaneye kaldırıldım. Bir yıl sonra adına kis dermoid dedikleri bir hastalık meydana çıktı. Ameliyatı gerektirdi. Bu aslında pek önemli olmayan ama kolay kolay da şifa bulmayan ameliyatı gerektiren bir hastalıkmış. Halen de %100 geçmiş değil. Belki yeniden doktor müdahalesini gerektirecek. Birkaç yıl önceki kadar dinamik değilsem de çalışmalarımı sürdürebiliyorum. Sondan başladık sormaya nasıl olsa. Son hazırlıklarınız nelerdir? Şu sıra altı yapıt üzerinde çalışmaktayım. Bitmiş bir oyunum var. Eskici dükkanı oyunu sona erdikten sonra belki önümüzdeki yıl sahnelemek isterim. İkincisi ki bununla birlikte öteki çalıştığım beş yapıt roman. Murtaza'nın ikinci cildi. Üçüncüsü üç kağıtçının devamı olan üçüncü cilt, Sonra bu kağıt var ve hanımı çiftliğinin devamı olan bir başka insan adlı bir roman. Beşincisi 93 harbinden bugüne kadar bir ailenin çeşitli politik etkilerle değişen sosyal, ekonomik, politik renklerini vermeyi amaçlayan bir roman. Altıncısı da Fakir Fukara adını alabilecek bir roman. Sovyetler Birliği Akademisi Asya Halkları Enstitüsü yayınları arasında sizinle ilgili bir doktora tezi hazırlanmış. Bayan Svetlana Uturgari'nin hazırlamış olduğu doktora tezinin tamamını gördünüz mü? Sovyetler Birliği'ne gitmeden önce bu inceleme bana posta ile gönderilmişti ancak Rusça bilmediğim için anlayamamıştım. Hasan Ali Ediz'in yeni edebiyatta yayınladığı parça onun özetinden ibarettir. Tam olarak tümünün ne olduğunu bilmiyorum. Geçen yıl Sovyetler Birliği'ne gittiğim zaman bu tezin sahibi olan Türkolog Bayan Svetlana Oturgavre ile görüştüm. Kendisi o sırada benim 72. koyuş oyunumu Rusça'ya çeviriyordu. Hastanede onun çalışmalarına yardım ederek vakit geçirdim. Bu tezin Türkçesini kesinlikle bilmiyorum. Herhalde günün birinde çevrilecektir. Bayan Svetlana hazırladığı doktora tezinde Türk Edebiyatı'nın olumlu bir kişi olarak işçi sahneye çıkmaktadır. Orhan Kemal'in eserleri bize Türk Edebiyatı'na bugünün en ilerici metodu olan sosyalist gerçekçilikten söz etmek olan da veriyor demektedir. Hasan Ali Ediz'in çeviresi Yeni Edebiyat sayı 3 Ben de 15 Eylül 1964 tarihli Varlık Dergisi'ne Kanlı Topraklar'la ilgili yazdığım yazıda Orhan Kemal Öteden beri kente gelmiş köylüleri, işçileri inceleyip yazan gerçekçi ve devrimci bir yazarımızdır demiştim. Devrim sözcüğünün anlamı açık. Yani doktora sahibinin yargılarıyla benim yargım birleşmektedir. Karşımızda olanlar da oluyor. Sizce nedeni ne olabilir bu karşı olmanın? Çizgimizin karşısında bulunulması doğaldır. Bu davranış ya bilinçsizlikten ya da çıkar probleminden ileri gelir. Önemli olan müsbet bilimle paralel bir dünya görüşünün çağımızda kavranılması ve bu yolda gereken savaşı namusluca verilmesinde. Gorki Panait İstrati Orhan Kemal adından biri söylendiğinde öteki ikisi de anımsanır. Siz hangisini daha çok beğenirsiniz? Tabii Gorki. Nazım Hikmet'le Üç Buçuk Yıl adlı anı kitabınızda, Nazım'a gösterdiğiniz bir Beyrut hikayesi şiirinizde Beyrut'ta, yeni İstanbul lokantasında, bulaşıkların başındayım, 18 yaşındayım, saçlarım taralı ve parlak, aklımda eleni diye yazıyorsunuz. 1968 yılında Celalettin Çetin'in sizinle yaptığı akşam gazetesi bir röportajda da eleniden söz açarak ve bir gün ona ayağımdaki eski postallarımdan utandığımı söyledim. Sen ne utanıyorsun? Zenginlerimiz utansın. Aldırma böyle şeylere, boş ver dedi. İşte ben de ilk sosyal uyanış galiba bu Rum kızıyla başladı diye konuşuyorsunuz. Gerçekten bu Rum kızının veya ilk aşkınızın böyle yüce bir etkisi oldu mu? Evet oldu Behzat. Sovyetler Birliği'ne gittiğinizde Nazım'ın yakınlarından kimleri görebildiniz? Nazım öldüğüne göre nasıl olsa Orhan Kemal Nazım'dan mesaj getirdi diyemeyecekler. Sizi etkileyen şeyler oldu mu? Vera'yı gördüm. Ben de daha çok Nazım Hikmet'e ait eşyalar, resimler, öldüğü kapı, kapının önü, şapkası, paltosu etki yaptı. Daha sonra mezarına gittim. Benim tanıdığım Nazım Hikmet o kadar canlı, yaşam dolu bir insandı ki. Ölüm haberine mezar taşı üzerindeki o çok yakından tanıdığım imzasını görünceye dek inanamamıştım. Müfettişler Müfettişi adlı romanınıza bir mizah romanı da diyoruz. ''Siz bu yapıtınızı bir mizah romanı yazmak için mi yazmıştınız?'' ''Ben bunu bir mizah romanı olarak düşündüm ve yazdım ama okuyanlar daha başka yönlerde buluyorlar.'' ''Bir örnek vereyim bir gün bir kitap evinde oturuyordum.'' ''Kılık kıyafetinden büyükçe bir memur olduğu anlaşılan bir zat geldi.'' ''Kitap evi sahibi bizi tanıştırdı adam Orhan Kemal adıyla adeta heyecanlanarak ellerime sarıldı ve müfettişler müfettişliğinden söz açarak şöyle dedi.'' ''Siz müfettişlik yaptınız mı?'' yapmadığımı söyleyince peki ne biliyorsunuz müfettişlerin davranışını? Bunu ben de bilmiyordum ama böyle davranması gerektiğine inanan bir halim vardı. Galiba bürokrat bir aileden gelmiş oluşum bana böyle bir ölçüyü vermiş olacak. Adam heyecanla sözlerinin ardını şöyle bitirdi. Biz 4-5 müfettiş arkadaşız. Bu roman tefrika edileli beri öylesine etkisinde kaldık ve öyle hoşlanıyoruz ki. Tadına daha çok varabilmek için teker teker okuyoruz. Her akşam birimizin evinde toplanır, çoluk çocuğumuzla birlikte yemeğimizi yer, sonra gazeteyi alır, birimiz okur, hepimiz dinler. Hep birlikte güleriz. Ama sadece gülmek değil, düşünür. Yer yerde kolaylıkla aldanan insanlarımızdan ötürü acı duyarız. Bundan anlıyorum ki roman salt bir güldürü romanı değil. Yurdumuzun tarihsel gelişimiyle sıkı sıkıya paralel bir yergi eseridir de. Yapıtlarınızı genellikle beğenmekle beraber ben en çok bereketli topraklar üzerinde ve kanlı toprakları sevdim. Sizin en çok sevdiğiniz yapıtlarınız hangileridir? Söylediklerinizi ben de beğeniyorum ama üzerlerinde dikkatle çalışmaya vakit bulabildiğim Eskici ve Oğulları, Murtaza, Müfetişler Müfetişi serisini galiba daha çok seviyorum. Akşam karanlığı çökmeden kahveden çıktık. Geda'ya doğru yürüdük. Orada bulunan kitap paketinin içinden yeni baskısı yapılan gurbet kuşları ile geçen yıl basılan devlet kuşundan birer tanesine adıma imzalayarak armağan etti. Geda'dan çıktık. Nurer'e hoşça kal diyerek sonra biz de ayrıldık. Behzat Ay Varlık Mart 1970 İnsanlığın insanlık tarafından insanlık için yönetilme çabası adına sanat. Sanatınızın amacı nedir soruma böyle cevap vermişti Orhan Kemal. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin televizyon yayınlarından birinde Orhan Kemal'i tanıtıcı bir program yapacaktım. Kişisel bir seçime gitmemek için Armağan Kazandılar adıyla düzenlediğim program dizisinde Türk Dil Kurumu ve Sait Faik Armağanlarını kazanan yazarları belirli bir çevreye de olsa daha yakından tanıtmak istiyordum. Necati Cumalı ile yaptığım Program ilgi gördü. Bu kez de önümde dağ gibi Orhan Kemal vardı. Önce Ekmek adlı öykü kitabı 1969 yılında Sait Faik ve Türk Dil Kurumu hikaye ödüllerini kazanmıştı. Sanatçı evinde ziyaret ettim. Tüm yapıtlarında olduğunca içten güçlü, espriliydi. Konuk severdi. Uzun uzun konuştuk. İkinci görüşmemizde soruları belirledik ve bana sorularımın cevaplarını posta ile yazılı olarak yolladı harıl harıl çalışıyordum. İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan programa İspinozlardan bir bölümle katılma sözü aldım. Ulvi Uras Tiyatrosu'ndan Murtaza'nın bir bölümünü oynamaları için ricada bulunacaktık. TRT arşivinde Orhan Kemal'in yapıtları ile ilgili neler bulabileceğimi araştırıyordum. Boykot oldu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde televizyon yayını bir süre durduracağız dediler. Programı yapamadık. Bu program için hazırladığım soruları Orhan Kemal'in cevaplarını sizlere ulaştırmayı görev sayıyorum. Konularınızın genel kaynağı nedir? Gerçekten de konularımın genel kaynağı ne? Bunu sizin sorunuzdan sonra ciddi ciddi düşündüm. Halk diyeceğim ama bu tam bir karşılık olmayacak. Zaman zaman halkla hiç ilintisi olmayan konuları belki fantazi olarak işlemişimdir. O halde konularımın kaynağı ne? Bunu şöyle mi belirsem acaba? Sanatçı olarak herkes gibi yaşadım. Herkes gibi herkes kadar düşündüm yurdumuz, evreni. Herkes gibi bazı genellemelere vardım daha doğrusu bir takım doğrulara demek daha yerinde bir açım oldu. Bu açıdan çevreme baktım. Konularımı seçtim. Evet, evet. Bu seçtim sözcüğü yerinde. Sanatçı her önüne çıkan konuyu alıp işlemez. Bir seçme yapar. Bu konuyu neden aldım? Niçin işleyeceğim? İşlemekten amacım ne? Daha açık bir deyimle yurttaşlarımla insanlığa ne demek istiyorum? Ne demek isteyeceğim diye sorar. Bunu her sefer sormaz şüphesiz. Onda bu bir uy haline gelmiştir. Konusunu alır işler. Yani sanatçı konusunu ister halktan ister fantazilerden alsın. İnsanlara güldürü ya da düşündürü yoluyla bir şey ya da bir şeyler söylemek amacıyla hareket eder. Yukarıdakiler göz önünde tutulmak şartıyla diyebilirim ki konularımın genel kaynağı insandır. Hikaye, roman, tiyatro ve sinema türlerinde eserler verdiniz, veriyorsunuz. Bu türlerden hangisini tercih ediyorsunuz? Ben bu sorudan şunu anladım. Hikaye, roman, tiyatro, sinema türlerinden hangisiyle daha iyi anlatabilme olanağına vardım? Varıyorum. Bence çekicilik buradan geliyor. Şöyle karşılık verebilirim. Sözle anlatma aracı bunların hepsi de söylemek istediklerimi ifade bakımından hiçbiri ötekinden aşağı kalmadı bende. Bir kelimeyle şu diye kesip atamam. Ama işin bir de enerji harcaması ile bu harcananlara karşılık sağladığı maddi imkan var. Bu bakımda en verimlisi kuşkusuz tiyatro oldu. En verimsiz, en talihsizi de sinema. Oysa yıllar yılı dolu dizgin film senaryoları yazmış, büyük enerji ve emekler harcamıştım. O oh, sinema ki bugün çağımızın en geniş anlatma ve düşünüp düşündürme imkanlarını taşıyor. Neler yapmak mümkün değil, olmuyor.'' Bilinen nedenlerden ötürü bizde sinema, sanat uğraşları içinde galiba en kısırı. Bunda sinemacılarımızın değil, mevzuatın etkisi var kuşkusuz içinde bulunduğum için biliyorum. Sinemamız, çağdaş sinema kadar, çağdaş sinema gibi düşünmüyor, düşündürmüyor. Demek oluyor ki ben yukarıda belirttiğim nitelikleri dolayısıyla tiyatroyu daha çekici buluyorum. Bugüne kadar yazdıklarınızdan tür olarak hangisini en çok seviyorsunuz? Bir üstteki sorunuza benziyor galiba ama hayır. Tercih başka sevgi başka. Madde imkanlarının fazlalığı, enerji sarfının sınırlanmış olması tercih nedeni olabilir belki. Ama sevgi başka şeydir. Ama ben gene de tiyatro diyeceğim. Bir hikaye, bir roman yazarken hele kendi kendinizle barışıksanız, attığınız taş istediğiniz kuşu vurmuşsa daha açık bir deyimle anlatmak istediğinizi en sevdiğiniz biçimde en artistik belirtmişseniz bunun tadı hiçbir şeyde yoktur. Başarınızdan adeta sarhoş olursunuz, olursunuz o kadar. Tiyatroda ise bu başarı seyircilerin alkışlarıyla genelleşi verir. Memnunluğunuz elle tutulacak hale gelir. Bu bakımdan tür olarak galiba tiyatroyu en çok seviyorum. Şayet hangi romanınızı ya da hikayenizi demek istediğinizse o zaman da şunu belirtmek isterim. 5, 6, 7 çocuklu birine en çok hangi çocuğunuzu seviyorsunuz diye sorarsanız o size şu ya da şunu diyemez. Anne baba için bütün çocukları aynı sevgiyi paylaşırlar. Örneğin aynı elektrik akımı ile yanan erili ufaklığı hatta çeşitli renklerdeki elektrik ampulleri gibi. Ama galiba bütün bir müfettişler müfettişi serisini en çok seviyorum. Buna bereketli topraklar üzerinde grubet kuşları murtazayı da ekleyebilirsiniz. Yapıtlarınız yabancı dillere çevrildi mi? Pek çok hikaye romanım, bir de tiyatro oyunum çevrildi. En çok çevrilen ülkeler sosyalist memleketler. Hatta bir gazeteci arkadaşımın belirttiğine göre Murtaza Çince'ye çevrilmiş. Bunlar arasında 16 Sovyet Cumhuriyeti ile Bulgaristan, Romanya, Doğu Almanya, Polonya, Bereketli Topraklar üzerinde adlı romanı da Fransızca'ya çevrildi. Yakında basılacak. Birçok kereler armağan kazandınız. Armağanlar üzerine düşünceleriniz armağanlar. Genç sanatçılar için teşvik edici şüphesiz. Ama hangi armağan olursa olsun ardında hemen daima bir dedikodu, bir takım hayal kırıklıkları bırakır. Daha çok da kaybedenler için üzüntü verici olur. Hemen belirteyim armağan kazanmakla kazanmamak ya da kaybetmek pek öyle üzüntü verici. Düş kırıcı, kendini kendi içinde küçülmüş görücü nitelik taşımaz, taşımamalı. Armağanları değerlendiren bir jüri vardır. Bu jürenin ölçüsüne göredir. Armağanların değeri. Bu ise çok sınırlı olmak gerek. Yani bir sanatçının topyekün değeri değildir beliren. Yarışmaya katıldığı yapıtın jüri kriterine göre olan bir yapıtlık değeri belki. Son soruda sanatınızın amacını özetler misiniz? Sanatımın amacı. Şöyle özetlemekte bir sakınca var mı acaba? halkımızın genel olarak da insan soyunun müspet bilimler doğrultusundaki en bağımsız koşullar içinde en mutlu olmasını isteme çabası ünlü Lincoln'un demokrasi tarifi gibi halkın halk için halk tarafından yönetimi der o. Biz de neden şöyle demeyelim? İnsanlığın, insanlık tarafından insanlık için yönetilme çabası adına sanat. As Tiyatrosu'nun yönetmeni Asaf Çiğiltepe 72. koğuşu sahneledikten sonra Orhan Kemal'e karşıdan bakıyorum diye bir yazı yazmış diyor ki Eğer biz namuslu kişilersek ve eğer Orhan Kemal'in sanatına şimdiye kadar bir ilgi duymamışsak ödevimizi yapmamışız demektir. Orhan Kemal'e saygı ve sevgi teşekkürlerimle. Özgül Erten varlık Nisan 1970